Nesi varmış doktor bey? Ne yapmamız gerek? Durum düşündüğümüzden ciddi. Ciddi bir depresyon geçiriyor karınız. Bir süre kliniğimizde yatması en uygunu. Yatış işlemleri için hemşire hanım size bilgi verir. Burada ona çok iyi bakılacağından emin olabilirsiniz. Geçmiş olsun. Sağ olun. İyi akşamlar. Aa, hoş geldin. Hoş geldiniz evladım. Canım çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Gözümüz aydın olsun evladım. Teşekkür ederim anneciğim. Geçmiş olsun. Sağ ol anne. Geçmiş olsun Gümüş Hanım. Sağ ol canım. Hepimize çok geçmiş olsun cancağız. Sağ olun. Yüreğimizi ağzımıza bekledik ama korktuğumuz başımıza gelmedi. Geçmiş olsun. İyi olmana çok sevindim Gümüş. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Kimse bana geçmiş olsun demiyor ama. Aa, geçmiş olsun. Olur mu öyle şey? Ne dedi doktor? Vallahi doktor dedi ki merak edilecek hiçbir şey yok. Her şey yolundaymış. Benim gibi iç sıkıntısıyla beklemektense bunları sizin için aldım. Siz önceden önleminizi alın, tamam mı? Bu sizin anneciğim. Bu sizin Dilruba teyze. Bu da senin Billur. Böyle Gümüş? Hayatım bu meme vakfının farkındalık paketi. O da ne demek öyle? Meme kanserinin erken teşhisi çok önemli olduğu için meme vakfı kadınları bilinçlendirmeye çalışıyor. Farkındayım korkmuyorum kampanyası başlatmışlar. Bu kitapçık cüzdana bile sığıyor. İçinde erken teşhisle ilgili çok önemli bilgiler var. Ya vay çok be. Güzel. Şu kolumda gördüğünüz pembe bilezik mesaj amaçlı. Bu bileziği takınca meme kanserinin farkındayım ve ondan korkmuyorum demek istiyorsunuz. Sağ ol kızım. Rica ederim anneciğim. Aa ne güzel. Çok da zarifmiş. Hiç çıkartmadan takarım evet. Ben bunu. Vakfın telefonu adresi varsa ver de üye olalım kızım. Tamam anneciğim tamam. Güzel. Sen şimdi bunları da kıskanırsın. Ya kaldım zaten kızların içinde. Sen de üzerime gelme artık bari. Hanımlar bu bilezikleri alarak şimdi biz vakfa yardımda bulunmuş olduk. Vakıfta elde edeceği gelirle gezici meme kanseri tarama ünitesi yaptıracakmış ya. Aa, söyleyelim de eş dost herkes alsın. Evet anne lütfen. Hayır işi. Çorbada tuzumuz olsun. Tabii. Ben Rukiye'ninkini verip geleyim. Sen bir meleğe bak tamam mı? Tamam canım. Gümüş. Heh. Rukiye'yi hastaneye yatırdılar kızım. İyiyim. Sağ ol abla. Çocuğa... Tamam ben bakacağım. Tamam. Orhan. Nasılsın? Ben şimdi ne yapacağım abi? Ah be Orhan. Öyle yanıyorum ki seni. Tamam. Bak yakışmıyor sana ha. Perişan olmuşsun zaten. İyileşecek. Tamam. İyileşmesi için ne gerekiyorsa el birliğiyle yapacağız. Tamam mı? Selim. Abi, hiç inme. Arabasızım, hemen gidiyoruz. Hadi. Niye, ne oldu ki? Nereye gideceğiz? Abicim, sen bin arabaya, ben sana yolda anlatırım. Hadi. Abicim, tekrar o trafiğe giremem ben ya. Ver abicim anahtarları. Hadi atla. Hadi abicim, bin. Yakışıklı oğluna bakın be. Nasıl da yakışmış kıyafetleri. Oğlum, büyüdüğünde annenle babanla yemeğe mi çıkıyorsun? Oo, keyfiniz yerinde bakıyorum. Gel dayısı gel. Bak bakalım nasıl olmuş yeğenin. Oo,
çok yakışıklı olmuş. Dayısı gibi yani. Benim yeğenim cicileri giymiş gezmelere mi gidiyor yoksa? Evet, babası yemeğe götürecek. Abla, dayanamadın barıştın yine değil mi? E bari biraz burnunu sürtseydin. Kolejde değiliz Berk. Ne demek burnu sürtüyorsun? Sen karına böyle muamele yapıyorsun demek. Ne alakası var? Öyle bir şey yapmıyorum ben Didem'e. Ne bileyim, birden öyle düşündüm nedense. Ya abla, ben de seninle Didem hakkında konuşmak istiyordum. Madem konu açıldı, sen ne düşünüyorsun Didem hakkında? İlk defa hayatındaki biri hakkında fikrimi soruyorsun. Bu zamana kadar seni dinlememenin faturasını hep ağır ödedim abla. Ama biliyorum ki bu hayatta en çok iyiliğimi isteyen sensin. Didem iyi bir kız aslında. İyi bir eğitim almış. Zeki, güzel. Ama törpüleyemediği bir hırsı var. Ve bu hırs ne ona ne de sana iyi geliyor. Ama tabii sen bilirsin. Ben onu idare etmesini bilirim. Olduğu gibi kabul ederim diyorsan, evliliğinizin bitmemesi için size en çok ben desteklerim. Gökhan, abicim bak yine içmeye gidiyorsak ben almayayım. Sen geldin geleli bir yıllık alkol kotamı doldurdum zaten ya. Hayır abicim, bu gece içmeden sarhoş olacağım. En sevdiklerimle harika bir gece geçireceğim çünkü. Hadi bakalım. Berk bunları görünce delirecek. Merhaba. Merhaba Didem. Biraz yukarı çıkar mısın? Az sonra hazırım. Hem bir kahve içeriz. Ya aşağıda değilim. Yolda mısın? E çabuk ol, gecikmeyelim. Ya Didem, ben gelmiyorum. Neden? Böyle olması daha iyi. Ama ben seninle çok önemli bir şey konuşacaktım. Ya sonra konuşuruz, olur mu? Nasıl ya? Telefonu kapattı.